Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler, bugünkü ders videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı 2 örneğini çözeceğiz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şu anda kanalımızda bir tane sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı örneğimiz var. Bu da ikincisi olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk yazılı örneğimizi de izlemeyi sakın unutmayın sevgili öğrenciler. Aynı zamanda arkadaşlar, geçen seneki konularla bu seneki konular değişmediği için geçen sene 5. sınıfa sorulan sorularla bu sene 5. sınıfa sorulan sorular aynı olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim geçen sene yazılı hazırladığımız yazıları da tekrar izleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Bunlar da size fayda sağlar. Çünkü aynı konu kapsamında yazılılar hazırlanmış oluyor. O yazılılara da kısaca hızlı bir şekilde bizim kanalımızın oynatma listeleri var arkadaşlar. Hemen yukarıda göreceksiniz. Orada oynatma listelerinde işte 5. sınıf, 1. dönem, 1. yazılı örnekleri gibisinden birazcık araştırarak bulabilirsiniz. Ya da direkt YouTube'u arama motorundan da yazıp bizim o görseldeki o tahta, yeşil tahtanın üzerine yazıyoruz zaten. İşte 5. sınıf, 1. dönem, 1. yazılı şeklinde. Oradan da ulaşabilirsiniz sevgili öğrenciler. Hemen şimdi yazılımıza başlayalım. Sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı örneği çözeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi burada boşluk doldurma var. Öğretmenleriniz çoğunlukla artık bir boşluk doldurma veriyor ve bununla alakalı işlediğiniz konularla alakalı soru soruyor. Hemen şimdi birlikte sizlerle yapalım. Aynı amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren insan topluluğuna arkadaşlar, hemen bakıyorum. Ne denir arkadaşlar? Grup var. Grup buraya uygun olur arkadaşlar. Aynı amaç için bir araya geliyorsa. Aynı amaç için bir araya gelmiyorsa kalabalıklar oluşturuyoruz değil mi? Mesela çarşıda gezen insanlar. Kimisi işi için oradadır. Kimisi gezmek için oradadır. Kimisi farklı bir araştırma yapmak için de orada olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla grup ise aynı amaç için bir araya gelenlerin oluşturduğu bir topluluktur sevgili öğrenciler. Bir olayın birden fazla nedeninin ve birden fazla sonucun olması durumuna olayların çok boyutluluğu deniyordu arkadaşlar değil mi? Onu da hemen şurada buldum ve işaretliyorum. Hem birden fazla neden olabilir hem de birden fazla sonucu olabilir. Bunlarla alakalı videolar var arkadaşlar kanalımızda. Ancak görüntüleri kötü de olsa anlatımlar önemli olandır. Orada anlatımlar oldukça iyiydi. İçerikleri gayet dolu dolu. Sınavdan önce izlemenizi size tavsiye ederim. Hak ve sorumluluklarını bilen, etkin vatandaş olmamıza katkı sağlayan dersin adı nedir arkadaşlar? Şu anda işlediğimiz ders sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler dersi bizim etkin bir vatandaş olmamızı sağlar. Çünkü sosyal bilgiler dersi gündelik hayatta nelere ihtiyacımızın duyulduğunu veya hangi kültürel özelliklerimizin olduğunu bildiren derstir arkadaşlar. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kurulan kuruluşun adı nedir arkadaşlar? UNICEF'dir arkadaşlar. Çünkü UNICEF çocuk haklarını korumak için tüm dünyada çalışmalar yapıyor. Bizim ülkemizde de yapıyor arkadaşlar. Özellikle doğu tarafındaki kız çocuklarının okula gönderilmesi olsun veya ihtiyacı olan, muhtaç olan insanların eğitimine katkı sağlamak amacıyla UNICEF çocukların hayatında katkı sağlamaya devam ediyor arkadaşlar. Bir grupta veya işte kimseye düşen görevi arkadaşlar rol denir. Rol bizim o grup içerisinde aldığımız görevlerdir arkadaşlar. Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma ne denir arkadaşlar? Meydana gelen, ortaya çıkan hal, iş veya duruma olay denir sevgili öğrenciler. Bir gruba dahil olan bireylerin neleri yapabileceklerini gösterir diyor arkadaşlar. Öncelikle şuradan bakayım, bir etkin vatandaş işaretlemedim. Sorumluluk var, hak var ve Anadolu kaldı. Bir gruba dahil olan bireylerin neleri yapabileceklerini gösterir diyor arkadaşlar. Bu bizim hakkımız, sorumluluğumuz. İkisi arasında kaldım. Ne yapacağım? Hemen diğerlerini okuyacağım arkadaşlar. Bir gruba üye olan bireylerin üstlendiği rolün gereklerini yerine getirmesi. Arkadaşlar bu sorumluluk bakın. Hemen şimdi neleri yerine getirdiğini yazdığıma göre geriye ne kaldı? Hak kaldı. Ama ne yapacağım? Hemen şimdi hepsinden emin olduktan sonra onu işaretleyeceğim.
Bakın siz de yazıldığınızda aynı şey, aynı bu şekilde yapacaksınız. Emin değilsiniz, orada işaretlemeyin. Çünkü mesela burada işaretleseydim ben iki tane sorum yanlış olacaktı yüksek ihtimalle. Dolayısıyla bu şekilde yapmanız gerekiyor. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri uygarlığın yerleşim kurulduğu bir bölge olan Anadolu'da olabilir, Mezopotamya'da olabilir. Şıklarda ne var? Anadolu uygarlığı var. Hemen onu da işaretledim. Tüm vatandaşlık görevlerini yerine getiren sorumlu kişilere etkin vatandaş denir arkadaşlar. Bakın bütün soruları yaptım. Tek bir tane soruda şüphe duymuştum. Bakın ne kaldı en sona? Hak kaldı değil mi arkadaşlar? Hak bir grubu dahil olan bireylerin neleri yapabileceklerini gösterir. Yani neler senin hakkın, neler senin hakkın değil. Dolayısıyla bu şekilde boşluk doldurma kısmında yapmış, tamamlamış olduk sevgili öğrenciler. Hemen şimdi doğru yanlış kısmına geldim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu yazılıdaki hazırladığım birçok soru sizin sınavda karşınıza çıkacak. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyip öğrenin. Aynı zamanda sınavı durdurarak kendiniz de yapın arkadaşlar. Neleri bilip bilmediğinizi görürsünüz. Bu şekilde çalışmanızı yaparsınız. Aynı zamanda Anadolu ve Mezopotamya medeniyetiyle alakalı daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz bir videomuz da kanalda mevcut. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Başkentler Hattuşaş'tır. Anadolu'da kurulan ilk uygarlık Hititlerdir diyor. Doğru bir ifade arkadaşlar. Parayı ilk bulan uygarlık Friklerdir diyor. Hayır arkadaşlar, parayı ilk bulan uygarlık Lidyalılardır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacaktır. Devam edelim. Tarihte ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması'dır. Bilinen ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması'dır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru bir ifade oluyor. Tarihte ilk defa tekerleği bulan uygarlık Urartulardır diyor. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Tekerleği bulan uygarlık Sümerlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademize yanlış diyeceğiz. Kültür bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür diyor. Doğru bir ifade arkadaşlar. Bunu da işaretledik. Ticarette paranın icadından önce takas sistemi uygulanıyordu. Evet, bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Lidyalıların parayı icat etmesiyle artık para bizim alışverişimizde kullanılan bir araç gereç oldu. Anal Asurların yıllıklarına verilensin demiş. Yanlış ifade arkadaşlar. Asurların değil, kimin yıllıklarıydı? Hititlerin. Hititlerin krallarının her yıl Tanrı'ya hesap vermek amacıyla yapmış olduğu bir durumdu arkadaşlar. Ve aynı zamanda Tanrı'ya hesap verecekleri için, Tanrı her şeyi bildiği için objektif tarih yazıcılığına başlıyorlar. Yani objektif, tarafsız tarih yazıcılığına başlatıyorlar arkadaşlar. Yani yazdıkları her şey iyi veya kötü de olsa kendi yaşadıkları tamamen doğrusunu yazmışlar sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu ifade yanlış diyeceğiz çünkü Asurlar demiş. Cevabımız Hititler olması gerekiyordu. Sümerler Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıktır. Yazıyı bulan ve tarih çağlarını başlatan ilk uygarlıktır diyor. Doğru bir ifade arkadaşlar. Sümerlerin en önemli özelliği budur. Yazılı öğretmeniniz pas geçmez. Mutlaka bu bilgiyi size soracaktır. Urartular Anadolu'da bilinen ilk sulama kanallarını yapmışlardır. Evet, şamran da deniyor arkadaşlar biz buna. Videomuzu izleyenler bilecektir. Maden işlemeciliği ve mimari el sanatlarına ilerlemişlerdir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü Van tarafında kuruluyor, Van Tuşba'da. Ve orada sert bir zemin üzerine kurulduğu için maden işçiliği de gelişmiş oluyor sevgili öğrenciler. Doğada kendiliğinden var olan, insanın değmeden oluşan varlıklar doğal varlık, insan tarafından ortaya konulan eserler ise tarihi eser denilmektedir arkadaşlar. Doğru bir ifade. Dolayısıyla buna da doğru yapacağız. Doğal varlık ve tarih eserinin tanımını burada yapmış oldu ve tekrar etmiş olduk sevgili öğrenciler. Hemen geçiyoruz. Çoktan seçmeli sorular arkadaşlar. Öğretmenleriniz mutlaka testte sınavda soracaktır. Hemen şimdi sorularımızı birlikte yapalım. Anadolu tarih öncesi devirlerden itibaren insanların gelip yerleştikleri bir yer olmuştur. Bunun en önemli nedeni nedir arkadaşlar? Neden ilk insanlar buraya geliyor? İlk insanlar biliyorsunuz arkadaşlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Demek ki buna benzer bir ifade bulmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılığa uygun bir yer olması nedeniyle burası iklim koşulları vesaire bundan dolayı tercih ediliyordu. Bakalım şıklara. Toprakların geniş ve verimli olması, ticaret yapmaya elverişli olması, ulaşım kolay olması, tarım ve hayvancılığa elverişli olması. Arkadaşlar
Bakın en önemli nedeni diyor. Soru çok zor bir soru aslında. Çünkü hemen hemen hepsi aslında Anadolu uygarlıklarının tercih edilmesinin nedeni. Ama en önemlisi nedir arkadaşlar? Tarım ve hayvancılığa elverişli olması. Ayrıca zaten toprakların geniş ve verimli olmasını D şıkkı karşılıyor tarım diyerek. Anadolu'da bilimin en fazla geliştiği uygarlık aşağıdakilerin hangisidir arkadaşlar? Anadolu'da bilimin geliştiği diyorsa arkadaşlar İyonyalıları işaretlememiz lazım. Çünkü burada Herodot, Homeros, Hipokrat, Diyojen ve Tales gibi birçok bilim insanının geliştiğini, yetiştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bilimin merkezi haline gelmiş İyonlar, yani günümüzdeki Yunanistan'ın ataları, Yunanların ataları oluyor sevgili öğrenciler. Tapates adı verilen ilk halı ve kilimler hangi Anadolu uygarlığında dokunmuştur diye soruyor sevgili öğrenciler. Tapates arkadaşlar böyle yerdeki kilimlere söyleniyor. YouTube'dan ya da Google'dan resimlerine de bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu dokumanın, hayvancılığın çok gelişmiş olduğu filiklere ait bir özelliktir. Dolayısıyla şıklarda filikleri bulduktan sonra işaretleyeceksiniz. Ege Denizi kıyılarına gelip yerleşip burada kent kurmuşlar. Deniz kıyısında yaşadıklarında gemilerde birçok yere ticaret yapmışlar. Yani deniz ticaretinin çok önemli bir uygarlıktan bahsediyor. Efes, Milet, Foça, İzmir'de şehir devletleri kurmuşlar arkadaşlar. Hatta dedik ki bunların bir merkezi yönetimleri yoktu. Sanatsal eserler ve büyük tiyatrolar inşa etmişler. Bu Anadolu medeniyeti hangisidir? İyonları yine işaretliyoruz sevgili öğrenciler. Doğal varlıklar doğanın kendisinde var olan coğrafi unsurlardır. Buna göre hangisi doğal varlıklar arasında gösterilemez diye soruyor arkadaşlar. Yani insan eli değmiş bir şey bulacağız ve insan eli değmemişleri de eleyeceğiz. Orman doğal bir varlıktır arkadaşlar. Öğretmenim biz ağaç dikmiyor muyuz? Evet ağaç dikiyoruz ama ormanın kendisi zaten doğada vardı arkadaşlar. Biz tahrip ettiklerimizin yerine sadece ağaç dikiyoruz. Bir ağaç dikmeyle de orman oluşmaz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu doğal bir varlık. Şelale yine doğal oluşan bir varlıktı. Tuz Gölü yine arkadaşlar insanların değil doğal bir varlıktır arkadaşlar. Doğal yollarla oluşmuştur. Ama trafik arkadaşlar tamamen insanlar arasında olan bir durumdur. Ülkemizde çok farklı toplumlara ve uygarlıklara ait tarihi eserler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserleri korumak amacıyla oluşturulmuştur diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizim tarihi eserleri korumakla görevli olan kurum ve kuruluşumuz yaylalar, okullar, üniversiteler değildir. Müzelerdir sevgili öğrenciler. Müzelere gittiğinizde birçok tarihi eseri görmüş oluyorsunuz. Ve bu şekilde koruyoruz ve insanlığa açıyoruz sevgili öğrenciler. Hemen 7. sorumuza çalışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in belirlediği Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin amacı aşağıdakilerin hangisidir? Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni öğrendiniz. Burada işte her bireyin sağlıklı yaşama hakkı var, eğitim görme hakkı var, mutlu bir ailede yaşama hakkı var gibisinden bir sürü hakkı vardı. Bunları kim koydu? Birleşmiş Milletler'in belirlediği Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni yazıyor arkadaşlar. Amaç ne olabilir diyor burada bakalım. Dünyadaki çocukların haklarını güvence altına almak olabilir ama hepsini okuyalım. Dünya çocuklarının kardeşliğini sağlamak, asıl amaç bu değil arkadaşlar. Dünya çocukların kültürlerini tanıtmaya sağlamak, kültür tanıtma durumu da yok. Dünya çocukların spora önem vermesini sağlamak, bu da değil arkadaşlar. Esas durum ne? Çocuk haklarını güvence altına almak için Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalıyorlar devletlerde. Sosyal bilgiler dersi amaçlarından birisi olamaz. Bu da mutlaka sınavınızda çıkacaktır arkadaşlar. Bu konuları iyi bir şekilde derleyip toplayıp güzel bir şekilde yazılı hazırladık. Beğenirseniz seviniriz. Türk tarih ve kültürünü benimsetmek. Evet tarihi bilgiler öğreniyoruz arkadaşlar sosyal bilgiler arasında. Mesela Hititler, Uygur, Hititler veya işte Anadolu Mezopotamya devletlerini öğrenmemizde bunda bir katkıdır. Tabii ki Türk tarihi değil buradaki amaç. İlk çağ medeniyetlerini öğreniyoruz ama biz yine Türk tarihinde öğrendiğimiz bilgileri sosyal bilgiler dersinde öğreniyoruz. Kişisel çıkarlara göre davranmak. Bu değil ama dursun arkadaşlar. Temel demokratik değerlere donanmak. Evet arkadaşlar demokrasi bilinci gelişiyor. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek. Yine bunları da öğreneceksiniz arkadaşlar sosyal bilgiler dersinde. Dolayısıyla kişisel çıkarlara göre davranmak yanlış arkadaşlar. Toplumun çıkarlarına göre davranıyoruz değil mi? Dolayısıyla bu ifademiz yanlış bir ifade
oluyor sevgili öğrenciler. Hemen geçiyoruz son sayfamıza arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve video ile alakalı olumlu veya olumsuz görüşlerinizi yorumu altına, videonun altına bekliyoruz sevgili öğrenciler. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz ve sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Ticaret amaçlı kral yolunu yapan ve başkenti Manisa yakınlarına Sart şehri olan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Sart'ta kurulmuştur diyor arkadaşlar. Öncelikli bilgi bu ve Manisa yakınlarında kuruluyor ve kral yolunu yapan diyor arkadaşlar. Ticaret yoluyla hatırlayacak olursanız burada bilmemiz gereken kişi Lidyalılar olacaktır arkadaşlar. Bu bilgilerin hepsi sınavınızda çıkacak. Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip gruplara kurum denir arkadaşlar. Kurumlar kanunlarla belirlenir. Esbalı'nın açıklamasına bakarak aşağıdakilerden hangisi kurum olarak değerlendirilemez diyor. Hemen bakalım. Hastaneler olur. Belediyeler olur. Hepsinin bir kanunları var. Okullar yine olur arkadaşlar. Devlet kurumlarıdır bunlar aynı zamanda. Ama uçak yolcuları bir kurum değildir. Sadece kişidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlış oluyor. Evet sevgili öğrenciler, sizlerle çok güzel bir yazılımın daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinize ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.